Voltajı V olan bir pili direnci R olan bir dirence bağlarsak devrede bir miktar I akım oluşacağını Ohm kanunu sayesinde bulduğumuzu biliyoruz. Peki Ohm kanunu neydi? Direncin üzerindeki voltaj eşittir bu dirençten geçen akım çarpı bu direncin uyguladığı direnç değil miydi? Aslında bu kanun bize direnci tanımlarken epey yardımcı oluyor. Yani bu sayede bir direnci direncin üzerine uygulanan voltaj bölü direncin üzerinden geçen akım olarak tanımlayabiliriz. Direncin biriminin ohm olduğunu da hatırlayalım. Yazdığımız bu formüle bakarak voltajı artırırsam direnç de artar demeyin. Çünkü voltajı arttırdığımız zaman devreden geçen akım da artar. Dolayısıyla direncin değerini büyütmek için voltajı arttırmak bir çözüm olmaz. Eğer direnç omik bir direnç ise, direncin materyaline, kesit alanına veya uzunluğuna dokunmazsınız. Voltaj veya akımı istediğiniz kadar değiştirin, direncin değeri sabit kalır. Yani tabi çok fazla voltaj veya akım verirseniz bu direnç yanar, bunu yapmanızı önermem. Ama eğer direncin çalışma sınırları içinde kalırsanız, direncin değerini voltaj veya akımla değiştiremezsiniz. Direnci voltaj ve akım cinsinden tanımladık ama direncin değerini değiştirmek isterseniz bunların üzerinde değil direncin kendi üzerinde oynama yapmalısınız. Mesela uzunluğunu, boyutunu, şeklini ya da malzemesini değiştirmek gibi. Bu devredeki direnci bir düşünelim. Bu direnci buradan söküp alsak ve önümüze koysak neye benzer? Basitçe göstermek gerekirse direncimiz böyle bir silindire benzer diyebiliriz. Soldaki kablo dirence giren tel, telin bağladığı silindir direnç ve sağdaki de dirençten çıkan tel. Bu gösterimi devredeki direncin kabaca çizim olarak kabul edelim. Direncin değerini etkileyen özelliklerden biri işte bu silindirin uzunluğu. Bu uzunluğu L olarak gösterelim. Başka bir özellik de burada tarayarak gösterdiğim yuvarlak alan yani silindirin kesit alanı. Kesit alanı da önemli bir faktör. Çünkü gelen akım bu alanın içinden geçip aynı tünelde olduğu gibi diğer uçtan çıkar. Bunu da A ile gösterelim. Tabii ki bu sınırın içi boş değil. İçinde direnç oluşturan katı bir malzeme var. Genelde içinde metal, yarı iletken ya da karbon bileşiği gibi bir madde olur. Gelen akım bu malzeme üzerinden geçer. Şimdi bir de bu direncin uzunluğunu arttırırsak ne olur ona bakalım. Eğer bu direnci uzatırsak, direncin üzerinden geçen akım daha uzun bir yoldan geçmek zorunda kalır. Aslına bakarsanız bu gayet mantıklı. Çünkü bu direncin uzunluğunu arttırırsak, direncin de değerini arttırmış oluruz. Peki, direncin kesit alanını arttırırsak ne olur? O zaman da gelen akımın geçmesi için daha büyük alan oluştururuz. Yani bu sefer gelen akım önceki gibi küçük bir alandan değil de daha rahat rahat, daha büyük bir alandan geçer daha rahat geçeceği için de direncin uyguladığı zorluk azalır. Bu yüzden de direncin değeri düşer. Bu söylediklerimizi bir de matematiksel bir formüle dönüştürelim. Uzunluğu arttırdığımızda direnç değerinin arttığını gördük. O zaman uzunlukla direnç doğru orantılıdır diyebiliriz. Yani direnci iki katına çıkarırsam direnç değeri de o kadar artmalı. Ama kesit alanını arttırdığımızda direnç değeri azaldı. Çünkü direncin geçmesi için daha fazla yer vardı. Dolayısıyla kesit alanı ile direnç ters orantılı olur. O zaman formüle yazarken direnç R eşittir. Doğru orantılı olduğu için L'yi üste bölü ters orantılı olduğu için A'yı alta yazarız. Bu arada bu direncin yapıldığı malzemede direncin değerini etkiler demiştik. Evet, direncin geometrik hali kadar direncin yapıldığı malzeme de önemli. Bazı malzemeler fazla direnç uygularken bazıları nedense hiç uygulamaz. Özellikle metallerin direnci düşük, metal olmayan malzemelerin de direnci genelde yüksek olur. Malzemelerin sahip olduğu bu doğal direnç değerine öz direnç deriz. Ve Yunan alfabesinden ro harfini kullanarak gösteririz. Malzemenin öz direnci ne kadar yüksekse, üzerinden geçen akıma uyguladığı direnç de o kadar yüksek olur bazı öz dirençlerin değerlerini yazalım. Mesela bakır iletken bir metal olduğu için öz direnç değeri 1,68 çarpı 10 üzeri eksi 8 kadar küçük olur. Birimlerden biraz daha ayrıntıda bahsedeceğim. Ama lastik gibi yalıtkan malzemenin öz direnç değeri oldukça büyüktür. Yaklaşık olarak 10 üzeri 13 değerlerine ulaşır. Aslında metal iletkenlerden yarı iletkenlere ve yalıtkanlara kadar uzanan çok farklı öz direnç değerleri bulunur. Bu da formülümüze ekleyeceğimiz kalan son eleman. Evet. Öz direnç arttıkça direnç değeri de artacağından ikisi arasında doğru orantılı bir ilişki var diyebiliriz. Tabii ki bunu kesit alanı ve uzunlukla da ilişkilendirip formülümüze son halini vereceğiz. Tamamdır. Formülümüze öz direnci de eklersek sonucu R eşittir Rho çarpı L bölü A olarak buluruz. Bu formül sayesinde direncin farklı değerler almasını etkileyen faktörlere bulmuş olduk. Öz direnç, uzunluk ve kesit alanı. Peki öz direncin birimi hakkında ne söyleyebiliriz? Formülde öz direnci yalnız bırakırsak ρ eşittir r çarpı a bölü l olur. R'nin birimi ohm, a'nın birimi metrekare ve l'nin birimi metre olduğu için paydadaki metre paydaki metrekare ile sadeleşir, geriye ohm çarpı metre kalır öz direnç birimini böylelikle 10 metre olarak bulmuş oluruz. Olur da formüldeki değişkenlerin yerlerini unutursanız zaman zaman bu karmaşık bir hale gelebiliyor. Ama bazıları bunu İngilizce'de tekrarlamak anlamına gelen replay olarak akıllarında tutuyor. Direnç zaten R ile gösteriliyor. Eşittir'i E'ye benzetiyorlar. Rho da zaten P'ye benziyor. L yine L, ve A da A olarak geçiyor. Böyle bakınca gerçekten replay yazıyor sanki. Bir tek Y eksik. Bu formülü bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Öz dirençten bahsedersek tabii ki iletkenlikten yani elektriksel iletkenlikten bahsetmeliyiz. Bir malzemenin akıma karşı gösterdiği doğal direnci öz direnç olarak tanımlamıştık. İletkenliği ise bu malzemenin akım iletme yeteneği olarak tanımlayacağız. Gördüğünüz gibi birbirlerinin tam terslerini ifade ederler. Dolayısıyla öz direnç eşittir 1 bölü iletkenlik olarak denklemi yazabiliriz. İletkenliği göstermek için Yunan harfi sigma'yı kullanıyoruz. Aynı şekilde sigma eşittir 1 bölü rho olarak da bu denklemi ifade edebiliriz. Bu denklem bize bir malzemenin iyi bir iletkense kötü bir direnç ya da iyi bir dirençse kötü bir iletken olduğunu söyler. Bunlar bir elmanın iki yarısı gibidir. Yani ikisinden birini bilirseniz diğerinde çok rahat bulursunuz. Eğer bütün bunlar havada kaldıysa bütün öğrendiklerimizi su örneği üzerinden düşünelim. Direncin alacağı değerin birkaç farklı etkene bağlı olduğunu gördük. Öz direnç ne kadar büyük olursa direnç de o kadar büyük değer alıyordu. Yine aynı şekilde akımın içinden geçtiği direnç ne kadar uzunsa direnç de büyüyordu uzunluğu da alana böldüğümüzde direncin kesit alanı ile ters orantılı olduğunu görüyorduk. Kablonun üzerinden geçen elektronlardan ziyade. İçinden su geçebilen bir borumuz olsun diyelim. Bu boruyu devredeki kablo, içinden geçen suyu da akım olarak düşünelim. Farklı boruların farklı dirençler oluşturacağını tahmin edebiliriz. Bu direnci etkileyen şeyler neymiş ona bakalım. Bu boruyu ortasından biraz daraltalım daralttığımız kısımdaki suyun geçişinin geniş kısımlara göre daha zor olacağını söyleyebiliriz. Borudaki bu darlık devredeki direnç gibi hareket eder ve suyun geçişine kısıtlar ve su direnci gibi bir şey oluşturur. Buradaki darlıktan geçen suyu etkileyen şeyler ne olabilir? Eğer bu darlığı daha da daraltırsak içinden daha az su geçer yani daha çok direnç uygular. Bu durum formülümüzdeki kesit alanıyla aynı özellik gösterir. Kesit alanımız küçükse denklemi küçük bir sayıya böleriz ve direnç değerimizi büyük bir sayı olarak buluruz. Peki bu daralttığımız kısmın uzunluğunu arttırırsak ne olur? Eğer bu kısmın uzunluğu artarsa içinden geçen suyun burnun sonu ulaşması daha zor olur, değil mi? Yani daralttığımız kısmın suya uyguladığı direnç artmış olur. Dolayısıyla geçişi zorlanan bu suyu normal haline getirmek için daralan kısmın girişindeki su basıncını arttırmamız gerekir. Aslında bahsettiğimiz bu su basıncı devredeki pilin sağladığı voltajla aynı şey. Yani devredeki pili su basıncını oluşturan herhangi bir şey pilin sağladığı voltajı da oluşan su basıncı olarak düşünün. Pilde bizim için önemli olan şey kutuplar arasındaki elektrik potansiyeli farkı. Buradaki basınç işinse sistemdeki bir noktayla diğer bir nokta arasındaki basınç farkı olur. Yani ne demiş olduk? Daralan kısım ne kadar uzun ve küçükse uyguladığı direnç de o kadar yüksek olur. Peki öz direnç için nasıl bir mantık kurabiliriz? Onun için de bu borunun yaptığı malzemeyi örnek gösterelim. Eğer bu borunun iç yüzeyi çok sürtünmeli ise buradaki daralan kısmın uzunluğundan veya alanından bağımsız olarak su geçişinde bir zorluk meydana gelir. Devredeki dirençte de aynı şekilde olduğu gibi öz direnç malzemenin neyden yapıldığıyla doğrudan ilgilenir. Umarım bu su örneği formülün aklınızda kalmasına daha yardımcı olur. Öğrendiklerimizi pekiştirmek için birlikte bir soru çözelim. Şu yazdıklarımızı silelim ve sorumuzu okuyalım. 12 metre uzunluğunda 0,01 metre çapında olan bakır bir telin öz direnci 1,68 çarpı 10 üzeri eksi 8 ise bu telin direnci nedir? Birimlerimizi hatırlıyor olmalısınız. Öz direnç için 10 metre demiştik. Hadi çözmeyi deneyelim. Öncelikle formülümüzü hatırlamamız gerekiyor. Formülümüz neydi? Evet, replay. Yani r eşittir rho çarpı l bölü a'ydı, değil mi? Bakırın öz direncinin ne kadar düşük olduğuna bir bakın. 1,68 çarpı 10 üzeri eksi 8. Yok denecek kadar az bir öz direnci var. Bu özelliği onu iyi bir iletken, başka bir deyişle kötü bir yalıtkan yapar. Elektronlar üzerinden akıp gider. Uzunluğumuz neymiş? Zaten yazmışlar buraya 12 metre. Soruya dikkat edersek bize telin direncini soruyor. Bu tel bildiğimiz anlamda bir direnç olmasa da bu bakır telinde bir öz direnci kalınlığı ve uzunluğu olduğu için direnç gibi davranır. Sonuçta direnç dediğimiz şeyin de aslında öz direnci kalınlığı ve uzunluğu yok mu? Dolayısıyla bu formülü direnci uyguladığımız gibi tele de uygulayabiliriz. Eğer çözüme geri dönersek uzunluğumuz 12 metre, çapımız da 0,01 metreydi. Bizim kesit alanına ihtiyacımız var. Bu tel silindirik bir yapıda olduğu için kesit alanı bir daire olur. Dairenin alanını da pi çarpı yarıçapın karesi formülüyle bulabiliriz. Bize çap verildiği için alanı hesaplarken bu değerin yarısını almalıyız. O zaman alanımızda pi çarpı 0,005 metrenin karesi olarak buluruz. Öz direnci, uzunluğu ve kesit alanını formülde yerine yazıp hesaplarsak bu telin direncini 0,0026 ohm olarak buluruz. Bu tel neredeyse hiç direnç uygulamıyormuş. Ama eğer çok hassas bir deney yaparsak bu sonucu dikkate alarak yapmamız gerekir. Bu teli ne kadar uzun alırsak o kadar fazla direnç uygular. Ama genelde bu o kadar da önemli olmaz. Bakırın direnci çok düşük olduğu için elektronlar üzerinden su gibi akıp geçer.